hemen hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sanki hiç kuliste konuşmamışız gibi. Değil mi? Her şey başlıyor. Yeniden başlıyoruz. Nasılsın gerçekten? Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat senin için? İyiyim. Şu sıralar birazcık rahatsızım. Geçmiş olsun. Evet, çok teşekkürler. Dün yoğun bir gün geçirdik. İşte single'larımız çıkacak. Single'larımız diyorum. 3 tane çıkacak. Evet, sürprizimiz var böyle ara ara. Ah ne güzel. Ama tabii İstanbul'da yaşamadığım için, Bodrum'da ikamet ettiğim için her geldiğimde böyle bir anda yüklenme. Bir de yani bir anda 3 single çıkartmak da zor bir iş olsa gerek. Aslında bir tanesi çok uzun zamandır yaptığımız, aranjisi her şeyi hazır ama vokal okumalarını yapamadığımız, bitiremediğimiz, daha doğrusu tamamlayamadığımız bir parçaydı. Onu tamamladık. O tamamlanacak. Sonra aranjörümüzü bekliyoruz. Bir ekip işi aslında değil mi? Yani evet, görünürde mesela klipte de evet hani ama arkası aslında çok büyük bir ekip işi. Ekip tabii ki de, yani tek başıma şarkı söylediğimde burada ne kadar etkili olur? Bir gitar dahi olsa ne kadar farklı olur. Evet. Kesinlikle öyle. Aynen. Ve ekiple uyumlu olmak işte, yani herkesin aslında birbirine uyumlu olması birazcık daha zor bir iş aslında. Peki senin için nasıl geçiyor bu single süreci? Yani ben çok keyif alıyorum. Zaman zaman evet böyle gaflete düşüp bitkin düştüğünüz, yok ben yapamayacağım, galiba bu parça bana göre değil dediğiniz zamanlar oluyor, tabii oluyor gerçekten? Olmuyor değil tabii ki de oluyor. Hele kendi besteniz değilse. Yani mesela ben İrfan Özatan'ın bestesini ondan almıştım. Çünkü sözü müziği ona aitti. Çok güzel bir beste. Ondan sonraki düşündüğümüz single bana ait mesela. Sözü müziği bana ait. Nasıl bir fark oluyor peki yani ikisi arasında? Galiba kendi ruhunuzu yansıttığı için belki de psikolojik olarak onun daha size uyduğunu, çünkü kıyafet olarak, kılıf gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Belki de öyle hissediyoruz, bilmiyorum. Ama bir yandan da başka bir arkadaşımın bestesini seslendirdim dün mesela. Bu kadar beğenerek söylediğim bir parça olmamıştı ve hani... Bana verecek değil mi onu filan? Benim olacak değil mi? Baran benim olacak değil mi? Şarkı benimle. Buradan da seslenmiş olalım. Evet, yani çok keyifliydi mesela. Ama tabii üst üste bir geldiğimde böyle bir anda kendime yüklenince birazcık ses kısık oldu. Olsun, yine de ses harika bence. Evet, teşekkür ederim. Peki şeyi çok merak ediyorum. Biz şarkıları dinlerken özellikle böyle bizi yansıtan ruhumuzun şarkısını buluyoruz. Bu sizlerde de var değil mi? Yani sizler derken ben sesim çok kötü olduğu için asla söylemek durumunda bile olamadığım için, o yüzden siz biz diye ayırdım ben şu an durumu. Böyle bir şey var mı yani, bu şarkı evet tam benlik şarkı ya, evet, diye? Evet, yani onu hissediyorsunuz. Mesela çok severim Gemiler diye bir şarkı vardır, bilirsiniz. Teoman'ın da coverladığı. Evet. Her zaman o parçanın sözlerini düşündüğümde mesela şey derim, nasıl yazdı bunu? Nasıl yazıldı bu parça? Yani hani keşke benim olsa, işte deminki gibi. Keşke ben yazmış olsaydım, hani ben söylemiş olsaydım, bana ait olsaydı gibi düşüncem olmadı değil tabii. Farklı bir durum. Eminim ki diğer meslektaşlarım için de geçerlidir bu. Kesinlikle geçerlidir. Bu arada şarkılardan bahsederken ilk single'ın olan Hediye'den bahsetmek istiyorum. Hatta birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Onun da nasıldı süreç peki? Onda aslında sözü müziği bana ait. Piyanoyla evde çok severek, nasıl bir anda çıktı aslında. Çok sevdiğim bir parça hakikaten. Biraz operatik bir parça. Aralarda vokaller var. Evet. Ama hani yine de mesela iyi ki yapmışım diyebileceğim bir parça. Aranje edildikten sonra daha farklı bir yöne taşındı parça. Daha 80'leri yansıtan bir sound oldu. Çok yakın bir arkadaşımdır Altuğ Akınsel. Altuğ yapmıştı. Altuğ daha çok doğrusu, güzel bir isim. Altuğ, evet. Kardeşimin de ismi çünkü öyle mi? Demek ki Altuğ'larda var şeyler. Yani dolayısıyla hani Altuğ'un biraz teşviğiyle oldu bu açıkçası. Yönetmende, o süreçte, klipte vesaireydi. Onun kendi prodüksiyon şirketi vardı. O üstlendi bunu ve onun sayesinde hayata geçti aslında. Hani iyi ki de beni gaza getirmişler biraz. Diyoruz. O zaman önce bir Hediye'yi ekranlarımıza getirelim, izleyelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Tamamdır. Şimdi Hediye ekranlarımızda. Hediye ekranlarımızdaydı. Hep birlikte izledik. Çok güzel bir şarkı. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Tabii ben öncesinden de dinlediğim, sevdiğim için çok güzel bir şarkı. Klip nerede çekildi bu arada? Anadolu yakasında bir şişe cam fabrikasının içine çekildi. Fabrikanın içine çekildi. Yani şarkının sözleri nasıl ortaya çıktı? Bunu hep merak ediyorum. Her gelene de soruyorum. hani kimisi şey der mesela, hani hiçbir şeyden esinlenmedim, öyle bir anda çıktı der ama. Benim en çok aldığım cevap ne biliyor musun? Aşk acımdan çıktı. Tabii çok klişe bir şey ama doğru. Hepimiz aşktan besleniyoruz. Hı hı. Nişanlıydım, evliyim ben, nişanlıydım. O ara böyle tabii ki de yaşadığınız bir aşksal kriz sonucunda oraya döndü konu. Evet, yani yazılara gerçekten döküldü. Bazı şeylerden beslenebilmek böyle bir şey olsa gerek tam anlamıyla. Bu arada şarkıda böyle opera esintileri de var demiştik. Peki nereden geliyor bu esintiler? Neden geliyor? Yani opera seviyorum. Demin de dediğim gibi operatik bir şeyler yapmak istedim araya. Yani açık konuşmak gerekirse, açık konuşmak gerekirse hani bir sürü sesi güzel insan var. Bir sürü benim belki bestemden daha da güzel besteler var. Ama hani bir plus bir şey, farklı bir şey olsun istedim. Ve dolayısıyla hani neyi en iyi yapabiliyorum? Evet, hani opera en iyi söyleyebiliyorum. O zaman bunun içine böyle bir şey, hoşluk katabilirim. Ne çok fazla. Çünkü Türk halkının hani çok tercih ettiği bir şey olmuyor. Haklı olarak kültürümüz değil. Ona da saygı duyuyorum. Araya böyle bir şey serpiştirmek istedim. Çok da güzel olmuş. Birazcık dediğim gibi film müziğivari, soundtrack tarzı bir şey çıktı. Aslında bir filmde böyle hani arkadan o duygusal sahnelerde dinleyebileceğimiz müziklerden bir tanesi bence. O Altuğ'un hayal gücüyle çıktı aslında. Tamamen farklı bir şey düşünmüştüm. Daha sound'u, yeni bir şeyler istemiştim. Ondan sonra bu yola girdik ve açıkçası hani hoşuma da gitmedi değil. Mutluyum yani. Evet. Bu arada opera derken bahsettik ya birazcık böyle halkımız falan dedik. Sen operayı bölümünü okudun. Evet. Nasıldı peki yani onu okumak, o süreç sonrasında? Vallahi şöyle diyeyim, açıkçası hani ben şans eseri bir müzik bölümü okuyayım deyip girmedim oraya. Herkes dışarıda yazın gezerken yaşıtlarım. Ben o kapalı binada kanter içinde egzersiz yapıp hani antikarya çalışıyordum sınava hazırlanmak için. Dolayısıyla 2 sene kazanamadım, yalan değil. Öyle mi? 2 sene giremedim. 3. senemde kazandım. Ama herkes bana hani giremezsin, kazanamazsın, kolay değil, torpil dönüyor dedikleri bir okulu gayet rahat bir şekilde 3. senede kazandım. Demek ki her şeyin zamanı var. Ama gerçekten çok mutlu olmuştum, inanamamıştım. Dolayısıyla severek okuduğum bir bölüm. Müzikal çok seviyorum zaten. Müzikal söylüyordum. Operada onun devamı olarak devam niteliğinde geldi. Ve 6 sene okudum. 6 senenin sonrasında mezun oldum. Evet. Yüksek lisans yapmadım. Pedagojik formasyon aldım onun yerine. Evet, eğitim için. Evet, bir de nefes koçu oldum işte. Onunla ilgili bir eğitim aldım. Yani... Çok da güzel olmuş bence. Peki nasıl karar verdin? Yani evet, benim bölümüm opera, ben opera istiyorum. Yani daha doğrusu şuradan başlamak istiyorum. Küçüklüğünde hani hep derler ya. Tarağı ekran karşısına, ayna karşısına geçerdim ben muhakkak. Sen de var mıydı öyle durumlar? Doğru mu? Oluyor mu? O tarak doğru. Parfüm olabiliyor. Deodorant olabiliyor. Mikrofon yerine kullanılabilecek her nesneye okeyiz yani. O doğru ama şöyle de önemli bir ayrıntı var. Babam Barış Manço hayranıydı. Ben de çok Barış Manço'nun bir şarkısı vardır ve plakları vardı. Plaktan dinlerdim. Alla beni, pulla beni. O şarkıda kadın vokalin sesi inanılmaz tizdir. Evet. Yani şu an hani o zamanlar çok tiz geliyordu en azından. Sürekli onu söylemeye çalışırdım. Sürekli oluyor mu, olmuyor mu, başarılı oldum mu, benziyor mu, benzemiyor mu? Yani dolayısıyla hep bir böyle bir şarkı söyleme durumum vardı. Aslında güzel sanatlarda flamenko gitar bölümüne girdim. Ama... Kimse kızmasın bana buradan. Gitar çalmayı sevmiyorum. Hani biri çaldığında dinlemeyi seviyorum. Seviyor. Ama ben onu yapmayı onun adamı değildim ben galiba. Ve dolayısıyla hocam sağ olsun destek oldu ve sonrasında Şam bölümüne nakil oldum. Geçiş. Şu şekilde bir geçiş oldu. Ve dolayısıyla sonra Şam'dan mezun oldum. O dönem zaten müzikal söylüyordum ve sadece ses eğitimi alıyordum. Yaşımdan ötürü ama işte sınava hazırlık, antikaryalar çalışılıyordu. Dinliyordum, hoşuma gidiyordu. Çünkü enteresan gelen bir şey var. Şu anki sesime bakıldığında bu kız mı operacı diyeceksiniz belki ama hani artık gerçekten opera yapmıyorum aktif halde. Lakin egzersizlerime devam ediyorum, etmek zorundayım. Çünkü bu bir kas ve çalışmadıkça geriliyor. Tabii ki de yani spordan hiçbir farkı yok. Ve dolayısıyla hani aktif halde şu an yapmasam dahi opera gerçekten benim çok saygı duyduğum ve değer verdiğim bir şey. Neden? Mikrofon olmadan bedeninin sana verdiklerini kullanarak bir ses çıkarıyorsun ortaya. En yukarılara çok tüylerim. Şu an tüylerim diken diken oldu yani. Hani, ve o gerçekten bence önemli bir şey. Senin bedeninden çıkıyor. Ağladığında, mutsuz olduğunda bunların hepsi seni negatif etkiliyor. Dolayısıyla tamamen sana ait bir şey. Evet, ben de şu an inanılmaz duygulandım. O yüzden bana göre büyülü bir şey. Evet. Böyle peki baktığında. Sence yani bunun sen oldukça farkındasın. Sence yeterince farkında mıyız biz bunların? Biz derken yani hani sanatı izleyen taraftakiler. Yani aslında şu ana bakıldığında, günümüz dönemine bakıldığında gençlerin bu tarz aktiviteleri, bu tarz konserleri vesaireleri takip etmeleri daha fazla ve daha çok takip ediyorlar. Evet, kesinlikle. Ve daha entelektüeller bence. Kesinlikle böyle bir şey var. Ama demin de dediğim gibi kültürümüz olmadığı için saygı da duyuyorum biraz. Hep bunu söylüyorum öğrencilerime de, tanıştığım insanlara da. Kültürümüz değil, sevmek zorunda değiller. Ama hani birkaç temsilci var. İlgiyi böyle alıp götürebilecek sanat dallarından bir tanesi düşünüyorum. Yani dediğim gibi hani Türkçe anonim türküler bazen varyasyon yapılarak operatik şekle sokulabiliyor. Bunlar icra ediliyor sanatçılar tarafından. Bunlar da tabii bir yerden gönül alma oluyor bence. Evet. Fena değil yani. Bence dahasını da yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de yani hani şu an İstanbul dışında genel Türkiye genelinde baktığınızda hani operaların sayısı çok az. Özel opera tiyatro gibi açılamıyor. Kolay bir şey değil. Bütçe desteği çok fazla gerektiren bir şey ve dolayısıyla çok fazla bütçe verilmiyor. Bir de böyle bir durum da mevcut yani. Ne oluyor akabinde de yeni oyun çıkmıyor. Evet. Neden çıkmadı? Çıkmıyor çünkü kostümü, tasarımı, rejisi kolay değil. Her şey için belli bir maddiyatta gerekiyor. Yani realitilerden bir tanesi hayatımızda. Onlardan. Aynen. Bu arada öğrencilerim dedin, eğitim veriyorsun. Ondan da bahsedelim mi? Böyle neler yapıyorsun? Neyin dersini veriyorsun? Neler yapıyorum? Dediğim gibi çocuklar çalışabilmek için pedagojik formasyon eğitimi aldım. Kesinlikle piyanist değilim, virtüöz değilim. Lakin çocukları nasıl çalıştırmam gerektiği hakkında kendimi geliştirecek bir sürü doneler edindim. Ve hala da devam ediyorum. Bir Amerikan sistemi geliştirdim demeyeyim de sahip oldum. Onun trainer'ı oldum. Ve dolayısıyla piyanoyla o sistemi birbirine katıp çocuklara piyano dersi veriyorum. Ama dürüstçe de velilerime de söylüyorum. Hatta izleyenler varsa inanacaklardır da bunu biliyorlar çünkü. Belli bir yere getirdikten sonra onları çok daha iyi bir eğitmene teslim ediyorum. Yani öyle bu mi? Da bir diploma gibi bir şey aslında. Evet. Sen ilkokul, ortaokul gibi falan mı düşünüyorsun? Yani bu benim eğitim verme şeklim. Hani gittiği yere kadar değil de belli bir noktaya, seviyeye getirdikten sonra o çocuğun daha da pişmesi, daha iyi bir noktaya gelebilmesi için dediğim gibi ben bir piyanist olmadığım için piyano çalmanın dinamikleri farklı olduğu için tacı başkasına aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü bu hani sadece eğitimde değil, kendi hayatımızda da bir şey yaptığımız zaman en iyisi olduğumuzu düşünürüz ve bunun için hani ondan ödün vermeyiz de ben gerçekten çok hani takdir edilesi bir olay olarak görüyorum bunu. Çünkü bazen bunu yaparken aslında hata yaptığımız da oluyordur illaki. Yani en iyisi ben dediğimiz yerlerde. Orada zaten bence sıkıntı başlıyor. Hani hiçbir şeyin en iyisi yok. Her şey göreceli, bu arada böyle bir durum var. Bir şey söylemek istiyorum. Bodrum'da şu an çok tatlı öğrencilerim var. Velilerim de en son Bodrum'dan taşınıyorum. Taşınacağımı öğrendiklerinde birazcık ağladılar. Onları buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Benim için çok değerli. Bir de işin en güzel tarafı bu gönül bağı kurulma kısmı galiba. Yani hani zor bir yere gidip sadece eğitim almak ya da bir şeyler yapmak değil. Bu gönül bağı ki sanatta bence çok büyük. Yani ben tiyatro eğitmenlerimi, hocalarımı çok severim. Seviyorum da. En güzel tarafı bu değil mi? Bu bağı kurabilmek. Güzel ama ayrılıklar işte olmasa. Nereye gidiyorsun peki? Onu da öğrenelim madem. Kıbrıs'a yerleşmek durumunda kaldım. Ah, Kıbrıs. Evet. Böyle güzel olan deniz kıyıları, adaları geziyorsun artık yavaş yavaş herhalde. Peki Kıbrıs'a devam etmek istiyor musun bu eğitime? Tabii, hatta şu an bekleyen öğrenci adaylarım varmış diye duydum ama bakalım. Bakalım neler olacak diyoruz oralarda o zaman. Öyle. Bu arada sadece şarkı söylemiyorsun, beste yapmıyorsun. Aynı zamanda ben araştırdım ki oyunculuk, modellik de var. Modellik demeyelim şimdi. Yani reklam kamera karşısına geçip fotoğraf çekimleri diyelim o zaman. Modellere haksızlık olmasın. Ya hiç öyle şeyler söylemiyoruz. Çünkü ben bu konuyu her seferinde tartışıyoruz ama bu alışılagelmiş model algısı vardır ya, işte 34 beden olacaksın, işte böyle olduğunda çok güzelsin algısına inanılmaz derecede karşıyım. Şu sıralar zaten yabancı basın bayağı bununla ilgili propagandalar başlatmış durumda. Kim Kardashian sağ olsun, onun sayesinde bizler de ona da birazcık böyle hani şey yapıyorum, birazcık abartı gibi sanki ama o yüzden şöyle şeyler söylemiyoruz. Tamam, anlaştık. Anlaştık mı? Peki neler yaptın? Yani böyle bir şampuan reklamı için fotoğraf kamerası karşısına geçmişsin, değil mi? Bunların hepsi tabii 4 sene öncesinde oluyor. Gözden ırak, gönülden de ırak oluyor tabii. İstanbul'dan Bodrum'a yerleşeli 4 sene, 3,5-4 sene kadar oldu. Dolayısıyla bir de kendi asıl mesleğim var, müzisyenim. Müzisyenken sürekli deneme çekimi vesaireye çok fazla ayıracak vaktim olmuyordu. Tanıdık... tiyatrocu, tanıdık yönetmen kontenjanından Burcu bizi kurtar şeklinde şeyler de olmadı. Yalan değil tabii. Halam tiyatrocu benim çünkü. Onların içinde çok büyüdüm. Dolayısıyla hep bir bağlantımız oluyordu. Bir kısa film festivalinin reklamında ve sahneye bambaşka bir şeklinde çıkmışsın aslında. Türk sanat müziği sanatçısı gibi. Vermek istediği fikir, reklamın fikri çok hoşuma gitmişti bir de zaten özellikle. Onun dışında hep fotoğraf çekimlerim oldu. Hani telekomünikasyon, işte temizlik vesaire. Birkaç bölüm bir dizide devamlı bir oynama durumum olmuştu. Peki? Yani sonra şimdi... dizi kalktı. Eyvah! Şimdi tamam, o zaman da konuşmayalım diyormuşum. Nasıl peki? Yani hani klip çekmek, single çıkartmak, stüdyoya girmekle bunlar arasındaki farklar nasıl sence? Yani nasıl hissettiriyor sana? Yani sanırım gerçek bir yana, bilmiyorum müzisyen olduğum için mi bana böyle geliyor ama diğer taraf reklam sektörü bana daha kızmayın, kaprisli, daha gerilimli bir sektör gibi geliyor. Hiç de öyle değiliz aslında. Evet, kesinlikle öyle. Kapristen kastım bu arada hani ön kamera önü, kamera arkası genelleme yapıyorum. Yani sadece ön arka değil ama daha stresli ve daha hani... Bazı şeylerin zor ilerlediği bir sektör. Aksiyon gerektiren bir sektör ve o beni birazcık... kasıyor, rahatsız etmişti. İşte ekip işi aslında burada da çok önemli. Kesinlikle aslında onunla ilgili. Ekipten biri böyle hani şey olduğu zaman herkese, aslında bu diğer şeyde de öyledir. Kliplerde de böyledir aslında. Evet ama ben çok seviyorum mesela kamera karşısında olmayı. Yani beni çok mutlu ediyor ama dediğin gibi sen şarkı söylemeyi, sahnede olmayı belki de daha çok sevdiğin için. Belki de bana öyle geliyordur. Tabii. Peki düşünüyor musun sonrasında da hani belki bir tiyatro oyunu olabilir de bir dizi olabilir diye şu an. Tiyatro oyunlarında da oynadım zaten. Çünkü müzikal okuyordum öncesinde, müzikal seviyordum ve müzikalin içine aldığı şeyler çok geniş. Opera da öyle, sahne sanatları diye geçiyor hepsi. Dolayısıyla dans ediyorsun, konuşuyorsun, tirat oynaman gerekiyor, gerekiyorsa ağlaman gerekiyor. İşte sizin de hani bildiğiniz şeyler. Bunların hepsini bir bütün tabii. Bir bütün, evet. Peki var mı böyle hayalin ya da şöyle bir rol olsa ya da şöyle bir şey olsa kesin yaparım diye? Ben de ne kadar meraklıyım tiyatroya götürmeye olayı. Yani aslında öyle bir hayalim gerçekten yok. Ama şöyle bir hayalim var. Yine müziğe kayıyor ama bir müzikalde oynamak isterdim ama full prodüksiyon. Mesela şu Alice an gibi. Evet Alice, onu söyleyecektim, ağzından aldınız. Mükemmel bir prodüksiyon ve keşke böyle kıyısından köşesinden bir yerine bulaşabilseydim dediğim bir de yani çok ekip çalışması olmuş o. İzlerken içinin gittiği, ben de izlerken şey düşündüm, yani orada olsam kim bilir nasıl hissederdim. Gerçekten muhteşem ve çok da istiyorum. Müzikallerin daha da artmasını istiyorum açıkçası Türkiye'de. Yani aynı şekilde operanın da, müzikalin de yavaş yavaş geliştiğini düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyor musun? Evet, bir sahne sanatları merkezi tarafından çok güzel bir şekilde gündeme getiriliyor ve devam da ediyor. Devamlılığı da var. Tabii dediğim gibi çok büyük maliyetler. Bunu tek başınıza üstlenmeniz mümkün değil. Bunun için de galiba talebin de birazcık artması lazım. Yani arz talep ilişkisine doğru ki buradan ekonomiye bağlıyoruz. Etki tepki de olur, Ama gerçekten bundan eminim ki şu anki nesil daha fazla dışa dönük, daha fazla özgüvene sahip. Hele o 90 tayfası. Hevesliler. Yani kaçlısın, özür dilerim Hande, bilmiyorum. Ben 98'liyim. Tamam, işte bu 90 tayfası dediğim o. Ben çok takdir ediyorum gerçekten. Mesela hani bir yerde sahne almak istediğimizde vesaire baktığımızda hani çok genç nesil var. Çok güzel sesler var. Çok güzel oyunculuklara sahipler. Ben bunun etkisinin birazcık da sosyal medyayla daha da arttığını düşünüyorum. Yani hani birazcık daha ben şu konserdeyim demek isterken ama bir yerden bağlanıyoruz sonunda. Yani Hani onun fotoğrafını çekmekten ziyade belli bir yerden sonra, çünkü ben de biraz öyleydim. Hani aa bak şu konserdeyim, şuradayım. Sonra bazı konserlere gidiyorum. Zaten oyunlarda telefon kullanmıyoruz, tiyatro ve sinemada. Kesinlikle kullanmıyoruz. Konserde de flaşlı çekime karşıyız. Evet. Bunları söyleyelim telefonlar, tekrardan. Telefonlar, şarj cihazları kapalı tutuluyor. Evet lütfen. Böyle şey, hani telefonumun bildirimine bile bakmadığım oluyor bazen. Öyle odaklandığım oluyor. Bence bunun etkisi var. Sence bir etkisi var mı sosyal medyanın? Sosyal medya çok güçlü. Evet. Ya ama şöyle bir gerçek de var. Pozitif yönlerinin dışında korkunç negatifliğe de götürebilir. Evet. Gerçekten ne yazdığımıza, ne paylaştığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü çok kısa süre önce gözlemlediğim bir arkadaşımın başına gelen bir olay var. Neymiş? Sosyal medya gücü yüzünden işini kaybetti. Nasıl yani? Uzun hikaye. Peki. Ama gerçekten hani rahatsız olan birinin birine dediği bir şey başka bir yere gidebiliyor. O konu çok uzayabiliyor. Kesinlikle. Ve kurtarılamayacak şekillerde oluyor. Dolayısıyla sosyal medya kesinlikle güçlü, çok güçlü. Ama buradan sesini duyuran insanlar da var. Bunlardan biri tabii ki de ben de böyleyim. Hı hı. Sosyal medyayı her dakika, her saniye kullanıyoruz. Yani ortalama... Aslında nasıl kullandığımız da çok önemli. Kaç saat orada geçirdiğin önemli aslında yani. Bir de yazıyor ya artık kaç saat geçiyor. Benim böyle 3,5-4,5 saati moral bozuyor değil mi? Biraz moral bozuyor. Böyle gerçeklerle yüzleşmekten aslında hep kaçıyoruz ya zaten. O da gerçekleri böyle güzel bir şekilde yüzümüze gösteriyor. Diyor ki 4 saattir sen buradasın diye. Ama dediğim gibi sosyal medyaya özellikle hani bizlerin biraz daha aktif kullanması lazım, ama şunu düşünüyorum. Mesela sosyal medya ile birlikte birazcık daha açık hale geldik. Yani yoldan geçen biri dahi artık hayatımıza yorum yapma hakkına sahip gibi oluyor. Ne beni rahatsız ediyor mesela, en çok söyleyeyim. Bu benim bakış açım sadece, hı hı, tabii. Herkes sosyal medyadan bakıldığında çok mutlu. Evet. Çok mutlu bir hayata sahip. Ve dolayısıyla sen benim hayatımı böyle gördüğünde aslında demoralize olma ihtimalim bile çok yüksek. Bu psikolojik bir şey ve doğru kullanılmadığında bir yıkıma gidebilir. Evet. Ve insanlar ondan çok etkileniyorlar. Ya bir de depresyon dönemindeyse tam dediğin gibi yani şey diyor ama o çok mutlu, ben ya bu zaten bambaşka bir boyut tabii ki de. Korkunç bir yön orası işte aslında. Bir de şey olan olaylar oluyor. Orada birini yaratıp oradaymış gibi hisseden insanlar da oluyor. Çok garip olaylardan. Dediğim gibi psikolojik rahatsızlıkları akabinde getiriyor. Ne kadar doğru kullanıldığıyla ilgili. Kesinlikle. Yani hani oradan reklam veriyorsundur, bir ticaret markasındır vesairedir. Evet. İletişim sağlıyorsundur, konser tarihleri, oyun tarihleri. Harika bir şey. Kesinlikle. Evet, harika bir şey. Her şey elin altında. Telefon faturanızı bile oradan ödüyorsunuz. Öyle düşünün. Yani birazcık daha kontrollü, aslında kontrolsüz her şey. Yani bu güç dahil. Her şey için geçer. Her şey bizi aslında kötüye sürükleyen şeylerden bir tanesi. Buradan da böyle hafif kamu spotuna girdik. Lütfen. Bayağı girdik ama değil mi? Her şeyi kontrolle harcıyoruz lütfen. Kontrolsüz hiçbir şey yapmıyoruz diye buradan kamu spotuna gitmiştik. Dediğimiz gibi tiyatroyu da önem veriyoruz. Müzikalleri de çok seviyoruz. Ama benim sesim olmadığı için müzikallerden birazcık böyle uzak kalmak durumunda kalabilirim diye düşünüyorum. Bu arada saçların böyle geldiğinden beri o kadar güzel gözüme gözüküyor ki, çok güzeller ya. Ne kadar sürdü peki yaptırması? Ben tek bir kişiye yaptırıyorum. Yani 2-3 kişi yaptığında tabii ki de 4 saatte bitebilen bir şey, ama ben tek kişiye yaptırdığım için 8-9 saati buluyor. 8-9 saat boyunca. Lakin 2 güne bölüyoruz ki o beni, ben onu öldürmeyeyim diye. Öyle bir, çünkü insanlar böyle bir sabrım taşıyor. Evet, böyle bir ay falan oluyor. Çünkü yani sabit oturmak, bir kuaförde bile otururken yani saçımızı falan boyatırken ben 2 saatte bitiyorum. Diyorum ki tamam yeter lütfen. Lütfen beni bırak artık diye. Ben de o kesimdeyim aslında. Hı hı. Benim saçımda hiç boya vesaire yok. Çok fazla yeniliğe açık da bir insan değilim hani saç konusunda. Hı hı. Eskiden işte çok uzundu vesaire. Dolayısıyla yaptırdığım en marjinal şey her sene belli periyotlarda, belli dönemlerde bir geliyor bana. Evet. O dönemde örgü oluyor. Peki alışkanlık oldu mu bu saçı kendine görmek ya da böyle hani yaptırmak için? Her defasında bir daha yaptırmayacağım diyorum. Sonra yine kendimi bu şeyde buluyorum, bu halde buluyorum yani. Ama çok zor bir şey olsa gerek yani, saatlerce. Saç böyle yapma derdinden kurtuluyorsunuz. Şimdi sahne aldığınızı düşünürsek çok yorucu olabiliyor. Devamlı şekilde saç yapmak. Hele yazın çok kurtarıcı oluyor, çok seviyorum. Peki ne kadar kalıcı? Ben de bayağı şey oldu. Ne kadar kalıcılığı peki? Yani kişisine göre değişiyor ama ben hani 2 aydan sonra sıkılıyorum. 2 aydan sonra. Ama 3 ay, 4 ay kullananlar oluyor. 3 ay, 4 ay devam ediyor diyoruz o zaman. Ben de 2 ay maksimum. Maksimum 2 ay ama kullanmak isteyene 3-4 gidiyor diyoruz. Sağlıklı olduğunu iddia edenler var. Evet, tartışılacak konulardan bir tanesi. Aynen öyle. Bu arada ufak bir reklam aramız var. Minik bir reklam arasından sonra yeniden karşınızdayız. Minik bir reklam arasından sonra karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ikinci bir şarkı ve benim favori şarkılarımdan bir tanesi de Kolay Gelsin Sana. Sözleri sana ait değil mi? Hı hı. Çok, nasıl yazdın o şarkının sözlerini? Aslında şöyle, arkadaşımın ismini geçmeden edemeyeceğim. Koner diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bundan herhalde yine bir 6 sene öncesinde onun stüdyosunda bazı bir parçam vardı. Bazı parçaları revize ederken, bana yardımcı olurken aslında bu parçanın akışını ve gelişmesini aslında birlikte yazdık. Evet. Yalan yok. Ama tabii parça bana ait. Sözlerin çoğunu ben yazdım. O imalı kadın sözleri tabii ki de bana ait olduğu için. Bu şekilde çıktı. Sonra öyle kenarda köşede kaldı ama ne zaman söylesem insanların ağzına takılıyor, kulağında kalıyor. Burcu bu parçayı yapalım, Burcu bu parçayı yapalım. Dedi ki single'lardan bir tanesi de madem öyle o olsun. Böyle bir arkadaş ortamında toplaşıp ufak akustik bir şeyler çekmek istedik onu. Yoksa aranjesi daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama bakalım akustik bir şekilde Kolay Gelsin Sana nasıl olmuş? Ekranlarımıza gelsin, hep birlikte izleyelim. Ardından tekrar buradayız. Kolay Gelsin Sana ekranlarımızdaydı. Hep birlikte dinledik. Şarkının sözleri çok güzel. Tam böyle hafiften de bir eski sevgiliye göndermelik. Eski sevgiliye göndermelik şarkılar. Manidar şarkıları ben çok seviyorum. Bu da en sevdiğim şarkılar listesinin başına yerini alıyor zaten. Oh, çok sevindim. Peki bu şarkıyı yeniden revize edip yeni bir kliple, yeni bir şekilde tekrardan izleyecek miyiz? Evet, kesinlikle zaten istediğim o. Dediğim gibi benim arkadaşlarımdan rica ettiğim üzere bu böyle akustik bir şey şekilde çekildi. Aslında çok da keyifli gözüküyor. Keyifli. BPM biraz daha hızlı olacak. Biraz daha Balkan havaları istiyorum. Biraz daha böyle korolar, erkek seslerini duymak istiyorum. Aslında ne olabilir biliyor musun? Hani aslan kaplanıyor ya, ben nasıl hayal ettim? Galatasaray'a bir marş olarak hayal ettim bu şarkıyı ki çok da güzel olabilir bence. Bizim de hayallerimizden biri olabilir. Gerçekten olsun Galatasaraylı. Ah ben de. Süper, Galatasaray'a marş bulduk şu an. Revize edildikten sonra belki dediğin gibi öyle bir şey ortaya çıkabilir. Evet. En kısa zamanda toparlayıp şöyle bir... hissederdin peki böyle bir şey olsa? Çok mutlu olurdum. Şu ankinden daha da fazla. daha da mutlu olurdum. 3 gün boyunca gülümserdim. Bir daha da şey yapamazdım diye. Ama olabilir gerçekten. Çok, çünkü güçlü bir şarkı. Aynı zamanda işte aslan kaplan. Yani keyifli sanki galiba. Evet. İlk başlarda çok yapmak istemedim. Hani böyle çok biraz form olarak, parçanın formu olarak biraz böyle basit geldi. Sözler anlamında bilmiyorum. Form olarak basit geldi. Müzisyenler anlar bunu. Form olarak, ama baktım hani herkes diyor ki bak Burcu bunu yap, bunu yapalım, bunu söylesene, dinleyelim şeklinde. Artık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bu da kenarda tuttuklarımızdan biriydi. Bu arada kenarda ne kadar şarkı var? Çok fazla söz müzik yazan biri değilim. Yalan değil. Ama şöyle bir şey şeklim oluyor. Telefonun kayıt tuşuna direkt basıp kısa da olsa birçok melodim var. Evet. Birçok melodim var ama onları bir toparlamam lazım. Biraz tembelim bu konuda. Yalan Eyvah. Onları toparlarsam daha iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bir emek, bir yandan da bir matematik işi oluyor tabii. Sözler, prozodiler vesaire. Peki nasıl seçiyorsun? Yani bence bu şarkı şimdi olmalı. Bu arada yeni single'larda böyle nasıl tarzlar bizi bekliyor? Biz ipucu alalım mı? Dediğim gibi yeni zaten single'larımızdan biri biraz böyle Balkan havalarının olduğu, bizi böyle birazcık şöyle bir oturduğumuz yerde bile oynatacak şekilde. İrfan Özatan'ın olan parçası, ona ait olan parça ise kesinlikle bence kış parçası. Artık çok ayırmıyor insanlar öyle yaz kış ama kesinlikle ama yine de bir ruhu parçası oluyor şarkıda. Yine aşk acısı. Evet. Bir Burcu klasiği olarak. Diğeri ise biraz daha derin. Baran'a ait olan şarkı biraz daha derin. Nasıl bir derinlik? Ay, çok merak ediyorum. Evet, sözleri biraz daha derin. O da mid tempo bir parça. Böyle Aralık gelsin de bir önce dinleyelim. Ben de aslında çok heyecanlıyım şu an gerçekten. Ama az kaldı zaten aralığı. Yani az bekleyeceğiz sayın izleyenler. Tek tek. Sürprizli tek tek. Peki ne kadar, şimdi ben de bütün detayım, ne kadar ara düşünüyorsun mesela aralarında? Dediğim gibi hani akışı şu anda bilemediğimiz için. Bölümü göremiyorum. Çok bekletme ama bizi, olur mu? Evet. Ben bile bu kadar merakla bekliyorum. Hatta ben şey yapayım, stüdyoya gelip ben de dinleyeyim mi? Lütfen gel. Oh, sözümü de aldım. Artık dinleyebilirim. Peki şey, çok merak ediyorum. Bunu her gelen sanatçı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bir şarkıyı dinlerken klip de gözünde canlanıyor mu? Yani buna böyle bir klip olsa dediğin oluyor mu? Yani tabii benim hayalimle yönetmenin hayali bir olmadığı için maalesef. Evet. Ama evet benimkinde oluyor. Hı hı. Kesinlikle oluyor. Örneğin hediye klibi buna çok benzeyen bir klipti. Hı hı. Kış. Evet, evet, yine bir dram, yine bir drama kulübü şeklinde. Seviyoruz sanki birazcık seviyoruz, ya. Yapacak evet. Bir şey yok, seviyoruz. Mesela onu o şekilde hayal etmiştim. İşte renklendirme vesaire olarak. Evet. Oluyor yani. Hayaller oluyor. Evet ama dediğim gibi bir mantık çerçevesinde tabii ki de evet, bunu yapamayız. Farklı, evet. Bu renk olmaz diye. Gibi. Evet şekilleniyor. Bazı matematikleri de var bu işin aslında. Tabii. Dinamikleri biraz, var. Onlara uyum evet, sağlamak, uymak zorundasınız. Uymak gerekiyor gerçekten. Bu arada gözüme takılan bir diğer şey de dövme. Evet. Ama bakabilir miyim bir? Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ne peki ederim. Orada bir minik bir kız çocuğu görüyorum sanki. Aslında bir kar küresi. Benim çocukluğumdan beri en sevdiğim şey kar küresidir. Ve hani müzikle ilgili bir şey yok aslında ama bu totale baktığınızda benim hayatımı anlatan bir şey. O kız çocuğu da temsili benim. Ya. Bu da dedemin ölüm doğum tarihi çok özür dilerim. Doğum tarihi. Yok vefat etti zaten. Allah rahmet eylesin. Ona istinaden benim için çok önemli bir adam çünkü. Evet. Dolayısıyla oraya ufak böyle bir ona peki, kendimi hatırlatmak için. Yani büyük ve güçlü bir dövme nasıl karar ver? Bu arada dövme konusu benim için en böyle şey yani hem anlam veremediğim hem çok istediğim ama çok da korktuğum konulardan bir tanesi. O yüzden böyle büyük güçlü dövmeler görünce sormak istiyorum. Nasıl karar verdin yaptırmaya? Benim açıkçası burada bir dövmem vardı ve onu kapatmak istiyordum. Hı hı. Benim dövmecim aynı zamanda çok önemli bir çizim üstadıdır. Hı hı. Dedim ki bana bir şey çiz. Ne olursa kabul edeceğim ama içinde kar küresi olsun. Ve ben olayım. Dedemin tarihi olsun, ben olayım. Hı hı. Ortaya bu çıktı ve çok mutluyum. Gerçekten hiç sıkılmadım. Hani insanlar öyle evet, dövmeden sıkılırsınız. Evet. Ki gördüğüm de bir dövme hani her defasında ama sıkılmadım kesinlikle. Buramda da bir dövme var hatta. Cemal Süreyya sever misin? Çok. Cemal Süreyya'nın bir yazısı var buramda da. Hı hı. Dolayısıyla hani daha çok anlam ifade eden şeyler hoşuma gidiyor. Evet. Yani dövme yaptırırken de galiba ondan da anlamı olduğu için galiba sıkılmıyor. Belki olabilir. Evet. Evet. Hani çok kifayetsiz bir şey çizdirmiş olsam pişmanlık yaşayabilirim. Bu aslında hayatımızda da öyledir ya. Böyle hani çok anlamlı bir şeyler yaşarız. Sonrasında kötü olsa bile üzülemeyiz bir türlü onu. Çünkü çok anlamlıdır zamanında. Evet. Biz burada derin felsefeye doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Anlamlıdır diye. Anlamlıdır diye üzülmeyiz ya. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir şey herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle sıkılmadım daha yani. Evet, sıkılmayı da düşünmüyorum. Evet, peki bir şey diyorlar ya, yaptırdıktan sonra işte bir daha yaptırmak öyle istiyorsun. Öyle bir şey diye var. Gerçekten var mı? Ben öyle bir şey olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü şu sıralar böyle mıkırdanıyorum yine. Ama istiyorsun bir şeyler yaptırmak. Ama Cüneyt'e ulaşamıyorum, evet. Eyvah. Dövmecime ulaşamıyorum. Ulaşsan peki ne var hayalinde? Başka bir şeyler? O biraz daha klişe bir şey aslında. Supergirl. Hah. Evet. Gerçekten mi? Evet. Güzel olabilir aslında. Onun da kendi bir alt metni var benim için çünkü hani metinleri var hatta. Alt metinleri evet. Dolayısıyla. Anlamlı olduğu için de sıkılmayacağım. Evet. Ben herhalde yaptırırsam bir kedi dövmesi yaptırırdım. Kedi. Evet. Var mı senin? Kedileri seviyor musun? Ah sevmek ne kelime. 2 tane evde kedim var. Bir sürü de sokakta hani böyle besledim baktım. Çok tatlı kedişlerim var. Senin var mı? Var. 2 tane kedim var. Bir tane köpeğim var. 2 kedi bir köpek. Nasıl anlaşıyorlar peki? Hiç sıkıntı yok. Sadece bir şey var ama büyük kedimiz kıskançlık değil. Büyük kedimiz evde bir abiliğini koyuyor tabii. Evet. Gerçekten böyle bir şey var yani. Evet biri evet bizde de bir tanesi kız olan küçük olan böyle şey ben bu evin sahibiyim sen dur bakalım Prenses diye şey diyor sen kenara çekil falan diyor çocuğuma sürekli. Tabii normal doğalarında da olduğu için onu engellememeye çalışıyorum elimden geldikçe ama bazen iş çığırından çıkabiliyor benim için tabii. Çıkabiliyor mu kavga böyle? Böyle filmlerdeki gibi şöyle. Yuvarlanıyorlar değil mi? Böyle gidip ama çok keyifli değil mi hayvan beslemek? Çok mutluyum yani şu an çok özledim gerçekten. Bodrum'dalar değil mi? Evet Bodrum'dalar. Anneciğim bakıyor. Benim de anneciğim bakıyor. Benim de Çorlu'da kaldılar maalesef ki. İşte, annem çok kedi sevmez normalde. Öyle mi? Hani, evet yani köpek seviyor. Kedi çok yaklaşmaz. Sevmez dediğim hani tabii ki de öyle besler şey eder o tarz bir şey değil ama şu an temas halinden ufaklıkla aşk yaşıyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Bizde de böyle bir süreç yaşandı aslında. Annemin bir lafı vardı. İzliyorsa sevgili anneciğim. Kedi gelirse bu eve ben bu evden çıkarım diyordu. İşler öyle olmuyor. Sonra evet yani bunu anlatıyorum ki hem hayvanlara zaten çok önem veriyoruz, seviyoruz, sayıyoruz, besliyoruz. Ama aynı zamanda böyle götürdüm. Benim küçük kedim çok da hastaydı, böyle sakattı falan filan, götürdüm. Ve birinci günün gecesinde birlikte uyuyorlardı. O hani dedim ne oldu hani gidiyordun. O vicdan başka bir şey. Evet, kesinlikle. Başka bir şey. Yani hayvanları seven insanların ayrı bir vicdanı olduğunu, yani gerçekten vicdanlı olduklarını. Benim hep söylediğim bir şey var. İlk defa bir köpek sahiplendim. Ve ondan sonra şunu söylemeye başladım insanlara. Normal, total hayatımda sabretmeyi öğrendim. Biraz daha sabırlıyım, daha sabırsızken. Biraz daha vicdanı öğrendim. Evet. Bir sürü şey öğreniyorsunuz, emin olun. Gerçekten öğreniyorsunuz. Sabrı evet. öğreniyorsunuz, o kesin zaten. Kesinlikle. De. Evet. Yapmak zorundasınız çünkü. Evet. Yani ben de kedilerimle birlikte yaşamaya başlayınca her şeyi kendi isteğime göre yapamayacağımı fark ettim. Hani onlar istiyorsa evet. bir şeylerin olacağını. Sorumluluk, sabır hepsi evet. bir arada. Yani o sevilmek istemiyorsa sen onu sevemezsin. O gider. Hiç umurunda olmaz yani. Hani yemeğini sen veriyor musun? Tabii. Suyunu sen veriyor musun? Hiç umurunda değil kendisinin. Böyle çekip gidiyorlar. Aslında evet, hayatımızın bize öğretebileceği en güzel şeylerden birini de hayvan besleyerek öğreniyoruz aslında diye düşünüyorum. Evet, bu arada çalıştığın isimler de var. Ben Şebnem Ferah gördüm değil mi? Yanlış Hı-hı. değilim. Hı-hı. Nasıldı peki onlar çalışmak? Yani açıkçası şöyle, ben onun back vokali olarak çalışmadım Hı-hı. tabii ki de. Bir dönem bir senfoni furyası vardı. Hala biraz ucundan kıyısından devam eden bir serüven bu. Senfoni ve çok sesli koro. Sanatçılar arkalarına isterlerdi. Hı-hı. O dönemlerde çok büyük bir arena konser alanı vardı. Bilmiyorum, hatırlar mısın? Alanı vardı. Dolayısıyla hani işte Embe ile orada çalışmaya başladık. Hı hı. Daha sonrasında Şebnem Ferah'la karşılaşıp çalışma fırsatı bulduğumuz yer çok önemli bir projeydi aslında. Hı hı. Kadınlarla ilgili bir geceydi. Dolayısıyla bütün önemli kadın müzisyenler, Sezen Aksu dahil oradaydı. Evet. Benim için muhteşem bir geceydi daha doğrusu. Muhteşem bir tecrübeydi. Deneyimdi. Evet. Ve biz de tabii ki de kızlar korosu olarak orada bulunduk. Tamamen bir proje kapsamındaydı ama yapılmış, uzun zamandır yapılmış bence en güçlü projelerden biriydi. Hı hı. Kadınlara özel yazılan şarkılar seslendirildi. Duygu yüklü bir geceydi. O zaman çalışma fırsatı buldum. Evet. Sonra da senfoni konserlerinde işte korist olarak Hı-hı. yer aldığım için, yani yanlış bir yere gitmesin, yanlış algıda bulunmasın evet, evet. diye söylemek istedim bunu. İyi yaptın, çok Hı-hı. iyi yaptın. Burada sosyal sorumluluk projeleri son zamanlarda da çok sık evet. rastlıyoruz. Hatta yeni bir proje var, böyle birkaç influencer annenin bir araya gelip kadınlar için söylediği şarkı. Benim de çok önem verdiğim bir konu. Sen de tabii ki de bir şeyler yapıyorsundur. Yani Hı-hı. çok istediğim bir durum aslında. Anlaşmalarımızı ve bağlantılarımızı sağladığımız süre içinde neden böyle bir şey yapılmasın ki? Yani bir beklentimizin olmadığı evet. yerden müzik çıkmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok o özür zaman... dileyerek belki buradan bir sürü müzisyen arkadaşım benim üstüme böyle ne diyorsun sen diye çullanacak ama bu işi sadece para için yapmamamız lazım. Evet. Önemli bir nokta o. Kesinlikle katılıyorum ve ben sanatın, işte tiyatronun, hepsinin, operanın iyileştirici bir gücü olduğuna da inanıyorum. Yani toplum yaralarımız çok fazla aslında bizim. Çok fazla. Yani her anlamda yaramız var. Aynı zamanda ruhani, ruhsal yaralarımız da çok fazla. Evet. Bunları iyileştirebileceğimiz en güzel yer de sanat diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hem yani toplum içinde bir aktivitede bulunuyoruz Hı. ve aynı zamanda da görerek, öğrenerek, Hı. duyarak, hissederek birçok şeyi iyileştirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de yani çok basit. Demin de dediğim gibi o dinamikler çok basit aslında. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Çok kolay çözülebilecek şeyler ama biz birazcık dediğimiz gibi acıyla beslendiğimiz için evet. Bir tek müzisyenlerden bahsetmiyorum. Türk aslında halkı genel olarak seviyoruz. Evet, yani, şey seviyoruz. Bir de durumu vardır ya, benim acım daha büyük senin acından. Hayır benim acım daha büyük diye. Bunu yapan insanlar da evet yani yok, biraz garipsediğim durumlardan. Evet, herkesin acısı kendine değil mi? Böyle bir durum var gerçekten. Ama acı çekmeyi seviyoruz birazcık ya. Evet. Yani böyle Instagram'da acılı sözler, şarkıları evet. paylaşıp üzerine acılı sözler yazmayı da buna giriyor mudur acaba? Kesinlikle giriyor. Zaten başlı başına bence insanı rezil eden de vezir eden de müzik kısmı. Yani düşünsenize müzik olmayan bir ortam, yersin, içersin. Müzik olmayan bir dizi. Hı hı. Arkaya o müziği girdiğinde gerilimli bir sahne olduğunu anlıyorsun. Duygusal bir sahne olduğunu evet. anlıyorsun. O kızın oraya geleceğini anlıyorsun. Hepsi birbirine bağlı. Müzik gerçekten önemli. Çok önemli. Ben de. Ya dediğin çok güzel. Özellikle bir dizi izlerken şimdi duygusal sahnelerde evet duygulanıyoruz ama arkaya bir de böyle acıklı bir fon müziği ya da bir şarkı. Direkt öyle. Ya annemle geçen gün oturduk, böyle çok sevdiğimiz 2-3 dizi var. Arka arkaya oynuyorlar. Oturduk ve ağladık ekranların başında. Sonra anneme döndüm ki biz ne yapıyoruz? Yani annem diyor ama şarkılar da çok acıklı değil miydi diye. Biz böyle yani ağladığımızı biliyoruz. Onu dubleliyor çünkü. Yapacak bir şey. Evet. Onun için yapılıyor. Değil mi? Onun ağlayalım diye. Mutlu olmak için evet. Var. Yani sadece ağlamak değil. Sadece ağlamak için değil. Her anlamda duyguları yaşatmak evet, için. Evet. Müziğin böyle güzel bir tarafı var gerçekten. Kesinlikle iyileştirici bir gücü var. Kesinlikle. Ve göndermeli şarkıları da bu yüzden çok seviyorum işte. Böyle bizim söyleyemediğimiz sözleri hani olur ya, bazen tıkanırsın birinin karşısında, bir durum karşısında bir şeyler söyleyemezsin. Sadece aşk acısı için de değil bu aslında. O senin yerine o şarkı sözleri söylemiştir, bir de üzerine beste yapılmıştır, aranjesi mis gibi. Mis Seni gibi. Sadece açıp dinlemesi ve o dünyaya tekrardan yani dalıp gitmesi. Olmayan müzikler için de geçerli işte, klasik müzikte de evet. Cazda da öyle. Herhangi bir şeyde bunu yaşayıp hissedebiliyorsunuz evet. Kesinlikle. Yani. Bu arada müzik tarzları demişken biliyorsun ki bu aralar rap oldukça popüler ülkemizde evet. Ve ben de çok beğenerek çok da sevdiğim bir tür gerçekten. Sende var mı hiç böyle düşünce ben de yaparım belki dediğin başka ya da başka korkuyorum bir tarzda? Korkuyorum söyleyeceklerimden ama tutamayacağım kendimi. Eyvah. Ben sevmiyorum. Yani gerçekten net bir şekilde sevmemek kelimesini kullanabiliyorum şu an. Eşim çok seviyor. Eşi seviyor ama. O kadar seviyor ki yani en anlaşamadığımız nokta yani hani. Peki neden sevmiyor? Yani bunu sormak istiyorum. Neden sevmiyor? Çünkü ben çok seviyorum ve sevmeyenleri de anlamak istiyorum. Bu arada yıllar önce yani hani bundan birkaç sene önce yine bir 10 senesi herhalde sanırım var. Sagopa vardı. Ben evet. Sagopa'nın mesela sözlerine çok hayran kalmıştım. Evet, onun 2-3 tane parçasını dinleyip demin konuştuğumuz gibi evet. Böyle bir acılar çekmişliğim var. Evet. Hatta hala ezberimdedir. Ama onun dışında sevemedim. Bilmiyorum. Allah Allah. Neden sevmediğimi bilmiyorum. Şu an analiz etmek istiyorum. Yani neden acaba diye. Bilmiyorum. Yani o şarkı evet yani bu şu arada... an düşünüyorum mesela hani konuşurken ama hani her müzik tarzının aslında her ismi sevemeyiz zaten. Yani bizim de vardır. Hani popta çok sevdiğimiz bir de az sevdiğimiz isimler vardır. Yani rap bence başka bir kültür. Hani müziğin kötü bir şey olduğu için değil, kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani bir mesaj veriyor, güçlü mesaj verebiliyor. Verdiği mesajlar siyasi oluyor. Toplumsal şu sıralar olabiliyor. Toplumsal olabiliyor. Evet. Evet. Şu sıralar yaşadığımız şeyleri herkes zaten biliyor. Hani evet. Onunla ilgili konular ortada. Ama müzik gibi gelmiyor bana ve sürekli sıralanan ve hızlıca karşıya aksedilen şeyler beni bazen rahatsız edebiliyor ve yorulabiliyorum. Evet, bazıları yani yorucu oluyor. Öyle evet. Diyeyim. Mesela dediğim gibi eşim onu dinlerken gerçekten evde bunu yaşıyoruz. Ya diyorum ki hani bak bugün böyle dinledik, biraz yoruldum lütfen. Biraz klasik evet. Şeyler açalım. Klasik müzik de değil. Evet, yani bazen caz açıyorum, aynen. Sadece piyano açıyorum. Mutlu ediyor beni. Daha chill out bir şeyler açılıyor, mutlu oluyorum. Hı hı. Ama bir yerden sonra dinleyemiyorum. Mesela bir Kıbrıs'ta evet. Bir şu anda meşhur bir isim rapçimiz konser vermişti. Hani eşim gitmek için sabırsızlanırken ben tamam bilet de bulamayız, gidemeyiz. diye şöyle olur diye çevirdim biraz ama hani öyle herkes her şeyi sevmek zorunda tabii ki değil. De öyle. Evet, müzik de evet. Bunun için aslında var. Herkes Hı-hı. her tarzı sevmediği gibi benim de böyle bir lüksüm olduğunu tabii düşünüyorum ki de. Kendimce. Yani, aslında hani, hayatta her... Yoksa saygısızlık mı? Hayır asla. Tabii ki de değil. İçerdiği şeyler çok önemli muhakkak. Evet. Onun farkındayım. Kesinlikle katılıyorum. Ama mesela çok gariptir ki sen dedin ya ben dinlenemiyorum diye. Ben rap dinlerken inanılmaz dinleniyorum. Gerçekten. Evet mesela işte böyle bir şey. Evet ve bence bu çok güzel bir şey. Zaten her şeyi herkes aynı şekilde sever ya da sevemez. Böyle bir durum var tabii ki de ama mesela moralim bozuk olduğunda ben böyle Sezen Aksu açıp ağlamaya başlamak yerine gidiyorum bir rap dinliyorum. Of enerjim yerine geliyor, kendime böyle geliyorum. Böyle bir iyileştirici gücü var bende evet. Diyorsun. Yani çok mantıklı. Besleyen, ya beni bir de besliyor şarkıların sözleri. Allah Allah ben ne kadar çok rap seviyorum. Rap mi yap, ben mi yapsam? Daha böyle ayaklarım yere basıyor daha ve... genç evet. Gidiyorum. Kesinlikle yani hani o, bazen kendimi kaybediyorum. Annem diyor ki kızım ne yapıyorsun sen? Anne diyorum şu an çok güzel beni bırak şarkı. Kendimi. Beni bırak. Bir de mesela arabada story atma olayı vardır ya ben de çok yapıyorum. Takipçilerim de bana bazen yeter artık dedikleri de oluyor. Takip edeceğim. Onda genelde rap şarkılar çalıyordur bende genelde. Ben seviyorum ama. Müziğin her tarzını seviyorum aslında tabii ki de, ama dediğin gibi düşünüyorum ben böyle beni rahatsız eden. Ben de mesela bana kızacaklar. Rock dinlerken biraz yoruluyorum. Evet, düşündüm metal daha doğrusu. O heavy metal var bir de. Evet, kardeşim çok sever. Bu arada izliyorsam ona da selam söyleyeyim. Herkese selam söylerler. Ben de ona söylüyorum. O çok seviyor mesela. Yani böyle bangır bangır ders çalışırken dinliyor ve diyorum ki ders çalışırken nasıl odaklanıyorsun? Hani orada çok ses falan diyor, ben de çok iyi hissediyorum, çok iyi odaklanıyorum buna diye. Mesela benim de evet şaşırdığım konulardan ve beni yoran. İşte bu da ona benzeyen bir durum, evet. De. Şimdi düşününce, empatik olmuş oldu. Aynen, süper oldu bence. Tabii ki de yani hayatımızda da vardır böyle bazı şeyler. Yani kimine çok iyi gelir, kimini çok rahatsız eder diye. Önemli olan bunları kabullenip kabul ettirebilmek yani. Ben dediğim gibi saygı duyduğum noktada sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Saygı duyuyorum. O kesinlikle ortada zaten. Saygı çok önemli değil mi hayatımızda? Duymak zorundayız bir de. Evet. Benim duyalım, en çok naçizane falan değil. Duymak zorundayız. Kesinlikle. Her şeyde. Evet. Her şeyde. Yani birbirimizi sevmek ya da bir şeyleri sevmek zorunda değiliz. Evet. Ama saygı duymak zorundayız gerçekten. Şey. Aynen öyle. Yani insanlar saygılarını koruduklarında aslında her şey yerine oturmuş oluyor diye düşünüyorum ben. Yani saygıyı kaybettiğimizde bir yerde bir şeyler kopuyor ve sonra yıkılmaya başlıyoruz. Saygı bir yerde kendi içinden sevgiyi getirebilme ihtimaline sahip. Öyle mi diyorsun? Evet. Saygı duyduğumuz birine daha sonradan sevgi de duyabiliriz diye. Bu lafını unutma anne. Tamam, bu lafın aklımda şu an düşünüyorum. Sadece sevmediğim ama saygı duyduğum insanları düşünüyorum aklımda. Bakalım ileride. Çünkü empati kurmaya çalışıyorsun. Empati kurmaya başladıkça o karşındaki kişinin de belki zannettiğin gibi değil de kendini kapatmış, sana gardını almış biri olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla iletişim arttıkça o gardını indiriyor. Sen indiriyorsun, belki de ortaya belli bir noktada sevgi çıkıyor. Yani dostun olmak zorunda değil, kankam falan canım, gibi bir durum söz konusu değil. Ama iyi kızdır, severim, yanlış tanımışımdır. Benim çok vardır mesela önyargılı yaklaşıp sonra iyi bir kız. Evet, şaşırdım. Ben çok şaşırdım, saygı duyuyorum, daha önceden böyle düşünmüştüm deyip şu an çok yakın olduğum arkadaşlarım var. Genelde o ben oluyorum yani, genelde bana böyle hep önyargıyla yaklaşıyorlar. Evet, bana çok önyargıyla yaklaşıp sonra öyle değilmiş dedin. Doğru söylüyorsun. Bu arada empati çok güzel bir kelime, az önce kullandın ya. Birilerine empati kurmaya başladığımızda aslında bence gelişmeye de başlıyoruz aynı zamanda. Yani bu az önce işte tiyatroda telefon kullanmayalım, işte sahneye çekerken flash açmayalım. Bu da aslında empati kullanılsa, yapılsa hani bunların söylenmesine bile gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Yani sen zaten amacın belli, senin zaten amacın belli. Onu izlemeye oraya gelmişsin. Evet. Çok o tiyatrodan örnek verdiğimiz için söylüyorum. O telefonu orada o anons yapıldığı için, zorunlu tutulduğu için değil de, çünkü Türkiye'de bir sürü şey cezalandırma ve bu yasak sistemiyle yürüdüğü için belki yanlışlara sebep oluyor. Olabilir. Dolayısıyla kişi bunun bilincinde, ya şimdi çalacak. Oradaki tiyatrocunun, oyuncunun konsantrasyonunu zedeler bu. Bunu düşünüp kapattığı anda tamam. Artı biriz yani. Hani kesinlikle birini daha kazandık demek bu. Çok güzel söyledin. Birini daha kazandık demek oluyor. Belki de kurallara dayatmak yerine bir şeyleri anlatmak mı gerekiyor acaba diye düşünüyorum. Eğitim sistemi de bunun gibi bir şey işte zaten. Evet, eğitim sistemin yani anlatılsa. O da onun muadili bir durum yani aslında Evet. Peki senin öğrencilerinle aran nasıl? Yani nasıl geçiyor dersler? Şimdi eğitim sistemi deyince. Çok keyifli geçiyor. Çok keyifli geçiyor. Peki en küçük öğrencin kaç yaşındaydı? Şimdi çocuklar deyince. En küçük öğrencim 3 yaşındaydı. Normalde piyano verilmiyor 3 yaşında. Evet. Dediğim gibi o bir sistem kullanıyorum. Amerikan sistemi, ismini vermeyeyim. O Amerikan sistemi zillerle çocuğa öğretiyor. Bildiğiniz üzere böyle üstüne basabildiğiniz ziller var. 7 tane işte do'dan ince do'ya kadar. Ve bunların evrensel renkleri var. İşte do'nun rengi kırmızı gibi. Bu sistemle ve oyunla çok güzel bir artısı var. İngilizce, Türkçe de öğretebiliyorsun ama İngilizce de o çocuk ona basa basa, o sesi söyleye söyleye, şarkı da söylüyor çünkü bunların repertuar kitapları da var. İstersen sene sonunda konser de verebiliyorsun ama çok yönlü bir sistem ve onun trainer olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Benim de ufkumu geliştiren bir şey. Çünkü bazen öğrencim onunla bir şeyler çalarken ben ukuleleyle bir şeyler çalıyorum. Şarkı söylüyoruz. Ne oluyor? Çocuk başka bir şey öğrenmiş oluyor. Müzik dediğiniz şey, hadi otur bakalım masa başı. Önce matematiğini öğren sadece değil. Ki zaten onu yapıyorsun bu arada. Onu yapmak zaten zorundasın. Üzerine ruhu da katmak gerekiyor. Ama hani belli farklı donanımlarla onu besleyip zenginleştirebiliyorsun. İşte 3 yaşındaki öğrencimle de bu sistemi yapıyorduk. Hatta erkek etti kendisi, ufaklık. Çok yani sevimlidir evet, diye düşünüyorum. Ana kuzusu herhalde oluyorlar tabii. Değil mi? Peki derste annesinden ayrı kalınca falan böyle bir... Hayır. Ayrıca çok keyifli şekilde. Çok özgüvenliler. Hiç sıkıntı yok. Çünkü elimden gelen yardımı yapıyorum onlara zaten. Evet. Ama hani tabii ki de klasik bir eğitime başlandığında evet 5 yaşından önce... Olmuyor mu? 5 yaşından önce? Ben piyano dersi 5 yaşından önce vermiyorum şahsen. Vermiyorsun. Hı-hı. Benim de çocukluk ama hayalimdi. Okul öncesi evet, müzik, okul öncesi eğitim adı altında başlatıyorum tabii ki de dediğim gibi bu sistemle. Evet, çok da güzel bir sistemmiş. Umarım belki de vardır, bilmiyoruz tabii ki, daha da yayılır. Çok çünkü ben ilk defa böyle özel okullarda yapılıyor evet, çok fazla. Ya benim çok çocukken tek hayalim piyano çalmaktı. Ama çok küçük şehirlerde yaşadık biz. Babam askerde görevli olduğu için. Evet, böyle çok küçük şehirlerde yaşadığımız için. Bir de ta o zamanlar, bunlar 20 sene önce, sanki çok zaman geçmiş gibi. Birazcık bulmakta, hani ders öğretmen bulmakta zorlanmıştık. Hala içimde uhde kalmış durumda yani piyano benim. Bence geç sayılmaz. Bence de geç yetişkinler sayılmaz. Yetişkinler için özel metotlar var. Evet, tamam, bu metotlardan konuşalım biz. Şarkı söylemiyorsun ama demek ki çalabilirsin Hande. Şarkı söylemek, ben şey vardı, melodikalar vardı, hala daha vardır var herhalde. Çok da keyifli. Onda ezberlediklerimi piyanoda çalabiliyorum mesela. Öyle bir yeteneğim var, öyle bir şey yapabiliyorum ama daha fazlası için tabii ki notu okumayı öğrenmem lazım. Bir desteğe ihtiyacım lazım olacak tabii onun için. Kesinlikle bir destek şart diyorum. Bunları derken de yavaş yavaş aslında programımızın sonuna da geldiğimizi belirtmek istiyorum. Daha da konuşacak çok şeyimiz vardı aslında, bana yetmedi. Biz 2 saat daha kalabiliriz burada diye. Biz 2 saat daha kalabiliriz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bir mesaj, bir single'larla alakalı bir şeyler olabilir. Yani beklemede kalın diyebilirim. Bekleme, sadece bu kadar. Güzel şeyler bizi bekliyor hakikaten. Kesinlikle Milyon TV'yi çok seviyorum çünkü dediğim gibi Umut abinin de bize desteği çok olmuştur. Şahsi olarak bana da olmuştur. Çok fazla izleyen genç arkadaşım var. Böyle biraz yaşım küçük gösteriyorum ama evet 80 tayfasıyım. Dolayısıyla genç arkadaşlarıma söylemek istediğim çok önemli bir şey olacak. Ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmiyorsunuz. Çok klişe, evet biliyorum ama o hayaller zaten bizi bir yerden bir yere götürüyor. Evet. Dolayısıyla kesinlikle onlardan vazgeçmesinler. Hayallerimiz bir noktada karşınıza çıkıyor. Meslek olarak olmasa da çıkıyor. Evet, doğruysa yani, eğer çıkıyor. Hayallerimize tutunduğumuz zaman çok daha da mutlu olabiliyoruz gerçekten. Aynen, aynen. Evet, geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada sana çok güzel bir sohbet oldu. Umarım bu yeni single'lar çıktıktan sonra tekrar görüşürüz diyorum. Yollayacağım sana. Tamam, haberleşeceğiz. Anlaştık. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Bu haftalık Hande Hastepe ile bir sohbetten bu kadardı. Bu akşam konuğum sevgili sanatçı arkadaşım Burcu Durmaz'dı. Bir sonraki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Milyon TV'de kalın.